Girdin ya kabre. İlk sorun ne biliyor musun? Heh, Rabbin kim? Ne? Men Rabbuke. İlahın kim demiyor abi. Rabbin kim? Bak kullandığı cümle çok önemli. Rab dediğimiz kavram. İki tane kavram var, tamam mı Serhat? Bir uluhiyet, iki rububiyet. Uluhiyet dediğin şey ilahlıktır. Yani Allah'ın varlığı ve birliği. Bunda bir problemimiz var mı? Yok, elhamdülillah. Allah vardır ve birdir. Rububiyet dediğin bir kavram var abi. Uluhiyette problem var mıydı? Yok. Rububiyet dediğin şeyde işte biz problem yaşıyoruz. Rab dediğin şeydir aslında. Ya Rabbi diyorsun ya. İşte bu rububiyettir. Rububiyet şudur. Terbiye eden anlamına gelir. Tamam mı? Çok daha kapsamlıdır. Altı çok daha geniştir ama şöyle bilin. Terbiye eden. Terbiye edenden kastım ne? Allah sana bir hastalık verir. O hastalıkla seni terbiye eder. Allah seni Van'da doğurtur. Bu Van'da seni imtihan eder. Seni terbiye eden demektir. Şimdi Rabbin kim diye sorulmasının hikmeti şu. Seni terbiye eden şey neydi? Seni terbiye eden şey işin miydi? Seni terbiye eden şey okulun muydu? Seni terbiye eden şey arkadaş ortamın mıydı? Rab dediğin şey Allah mıydı? Yoksa Rab dediğin şey patron muydu? Rab dediğin şey doktorlar mıydı? Seni terbiye edenler onlar mıydı? Bu yüzden Rabbin kim diye sorulur. İlahin kim diye sorulmaz. Ne diyor? Abi arkadaş ortamı var, namaza kalkamıyoruz ya. Kimse kılmıyor. Ya iddia oynuyorlar. Ben de oynadım. Ya alkol içiyorlar, ben de içtim. Ya arkadaş ortamı böyle. O ortam seninle beraber Rabbin kim sorusu sorulmayacak. Sana tek sorulur.